Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, jandarma teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı. Köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle halkımızın takdirini kazanmıştır. Türk Jandarma Teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri başında şehit olanları rahmetle, gazi ve emeklileri minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu ortak açıklama ile terör saldırılarını kınadılar. Açıklamada, yaşam hakkına kasteden insanlık suçu tüm saldırıları kınıyor, dünyada ve özellikle bölge coğrafyasında kaygıyla izlediğimiz terör, şiddet, çatışma ve savaş süreçlerinin toplumsal birlikteliği güçlendirecek barışçıl ve akılcı politikalar yoluyla aşılabileceği umudu ve inancımızı yaşamın ve barışın yanında açık tavır aldığımızı vurguluyoruz. Bizler meslek odaları olarak toplumsal barış için kararlı bir biçimde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugünkü koşullar son derece kaygı verici olsa da toplumumuzu geleceğine sahip çıkacağına inancımız tamdır. Yakın dönemde yoğunlaşarak artan saldırılar ve büyük acılar nedeniyle hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine ve toplumumuza başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Gözcüler Höyük Köprüsü'nün yapılacağı bölgede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Daire Başkanları ile birlikte incelemelerde bulundu. Arsuz Çayı'nın iki yakasını birbirine bağlayan ve yapımında sona doğru yaklaşılan Uluçınar Köprüsü'nün bağlantı yolları ile 5 mahalleyi birbirine bağlayacak olan Gözcüler Höyük Köprüsü yapımı için gerçekleşen inceleme gezisinde, Başkan Culha yeni köprüler ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla ilçe genelinde özellikle yazın artan trafik yükünün azalacağını ve vatandaşlar için kolaylık olacağını ifade etti.